günaydın. Bu sabahlar Fed'in toplantısının ardından yepyeni bir güne başlıyoruz ve artık haftanın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Piyasalarda önemli gelişmeler yakından takip ediliyor. Ve işte dün Fed'den çıkan mesajlar tabii ki önemliydi ama böyle çok sürpriz bir gelişme yaşanmadı. Beklentiler dahilinde gerçekleşti. Ama piyasalar ABD tarafında çok böyle tatmin olmadı gibi duruyor Fed'in açıklamalarından, Powell'ın açıklamalarından ve günü düşüşle tamamladı. Peki ne mesajlar çıktı? Bugüne dair beklentiler ne? Haftanın sonuna doğru yaklaşırken biz neleri takip ediyoruz ve piyasalar nasıl hareket ediyor? İşte bunların hepsini aktarmaya çalışacağız. Öncelikle şöyle bir Borsa İstanbul'daki kapanışı hatırlayalım. Düne gidelim ve BIST 100 endeksi günü %0,44'lük değer kaybıyla 1385 seviyesinden tamamlamıştı. Ve işte burada biraz böyle 3 günlük yüksek volümlü hareketlerin ardından, yüksek kazançların ardından biraz böyle piyasalarda bir ufak bir kar satışı gerçekleşti gibi duruyor. BIST 100 endeksine baktığımız zaman ilerleyen dakikalarda Onur Canbal bizimle birlikte olacak. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı ve kendisinden daha detaylı olarak bilgileri, beklentileri alacağız. Bir önceki kapanışa göre 6,08 puanlık bir azalış vardı ve toplam işlem hacmi de 12,8 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksindeki değer kazancı %0,26 idi. Holding endeksinde ise %0,57'lik bir değer kazancı dikkatleri çekti. Son bir haftaya baktığımız zaman 23 Nisan'da işte zaten piyasalar kapalıydı. Ondan sonra yukarı yönlü bir hareket ama dün de hafif bir kar satışı devreye girdiği gibi duruyor. BIST 100 endeksine baktığımız zaman %0,44'lük geri çekilmeyle günü tamamladı BIST 100 endeksi. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %2,73 ile finansal kiralama faktöring oldu. En çok kaybettiren ise %2,92 ile madencilik sektörü olarak karşımıza geçti. Ve şimdi diğer TL varlıklar Fed toplantısı sonrasında yeni güne nasıl başlıyor ona bakalım. Dolar TL'de 8,19, Euro TL'de 9,96 seviyeleri karşımızda. Sepet kur 9,10 seviyelerini şu an itibariyle test ediyor. Dolar endeksinde ise yönsüz bir tablo var ve 90,5 seviyesini görüyoruz. Dün FOMC toplantısı sonrasında aslında dolar endeksinde dolarda bir miktar zayıflama oldu. Ama şu anda bu da işte hatta euro dolar paritesini 1,21'in üzerine atmıştı. Ama burada tabii ki hem dolar endeksini hem de euro doları yukarı yönlü görmemiz hem işlemlerin yatay olduğundan kaynaklanıyor. Hem de bir yandan da tabii ki euronun da güçlü olabileceğine dair gelişmeler de yaşanıyor. Avrupa'daki işte aşıyla ilgili aşı dağıtımı ile ilgili gelen olumlu haberlere bakıldığında. Evet, bir yandan tabii ki bütün gözler Fed'deydi. Onunla ilgili şimdi bir bakalım nasıl gelişmeler var. Herhangi bir faiz değişikliği gerçekleşmedi. Zaten bu şekilde bekleniyordu ya da işte varlık alımlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Büyüme ve istihdam göstergelerinin güçlendiğine dair bir mesaj paylaştı Powell. Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor dedi. Yani işte önümüzdeki dönemde bir miktar daha yükselmeye devam edecek ama bunların doğası geçici bir doğadır dedi. Yani işte bu noktada yeniden enflasyonla ilgili çok endişe duymadıklarının altını çizmiş oldu Powell. Pandemiden olumsuz etkilenen sektörler iyileşme gösterdi dedi. Ama hala hizmet sektörünün aslında bu noktada olmadığına her ne kadar toparlanma olsa da istenilen seviyelere gelmediğini vurguladı. Devam edelim. 120 milyar dolarlık varlık alım programının süreceğini söyledi. Bu konuyla ilgili aslında tapering ne zaman olacak? Yani varlık alım programı ne zaman burada daha az bir aylık alım yapılabilir gibi sorular soruldu. Buna da hep aynı cevabı verdi aslında Powell. Dedi ki istihdamda başka verilerde tam olarak kalıcı bir iyileşme sağlanmadan ya da pandemiyle alakalı olarak istenilen seviyeye gelmeden yani pandeminin bittiğine emin olmadan işte o zaman biz bir sıkılaştırma adımı atmayacağız mesajını verdi. İstihdam seviyesi tabii istihdam piyasası biraz daha geriden geliyor. Her ne kadar son iki haftadır örneğin işte haftalık işsizlik maaşı başvurularında pandemiden önceki seviyeyle pandeminin daha doğrusu en düşük seviyelerine işaret etse de bu bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ekonominin izleyeceği patika salgının gidişatına bağlı diyor ve finansal şartlar destekleyici, gevşeyici olmaya
devam ediyor mesajını da paylaştı dün Fed Başkanı Jerome Powell. Evet, ama dün itibariyle aslında Powell'ın bu mesajları ABD piyasaları tarafından çok beğenilmedi. Böyle yatay düşüşlerle bir yandan zaman zaman işte düşüşlere geçen, zaman zaman yataylaşan bir tablo vardı. Ama S&P 500'de şu anda baktığımız zaman %0.55'lik yukarı yönlü bir hareketle yukarı yön yani pozitif bir açılış beklentisi var. Ama uzmanlara göre bu aslında dünkü Powell'ın mesajlarını çok beğenmeyen piyasanın Facebook ve Apple'ın açıkladığı bilançoları beğenmesinden kaynaklanıyor. Orada yüksek seviyeleri gördük. Apple tarafında örneğin işte bir rekor kırıldı hisse başına kâra baktığımız zaman. Bunların hepsinin detaylarına bakacağız ama özellikle işte vadeliler şu anda olumlu bir açılışa işaret ediyor. Bilanço haftasında önemli bilançolar takip edilirken piyasalar buna iyi tepki veriyor gibi duruyor. Geçelim Dow Jones'a. Dow Jones tarafındaki hareketlere şöyle bir bakalım. %0.26'lık yükseliş var ve 33.810 seviyesinden açılış gerçekleşecek gibi duruyor saatler 16.30'u gösterdiğinde. Teknoloji endeksi Nasdaq'a bakalım. Nasdaq tarafında ise %0.90'lık daha da olumlu bir açılış beklentisi var. İşte o da biraz Apple'ın burada desteğini görmek mümkün oluyor. Nasdaq üzerinde 14.017 seviyesinden açılış gerçekleşecek gibi duruyor. Evet, şimdi de tahvil tarafına bakalım. Tahvil piyasası Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının ardından bir miktar böyle geri çekildi. Daha da sakinlik orada devam ediyor. 10 yıllıklarda %1.62 seviyesini görmeye devam ediyoruz. Aslında zaman zaman %1.61'e kadar dokunduktan sonra şu anda %1.62 seviyesinden geçiyor. 2 yıllıklarda %0.17, 5 yıllıklarda ise %0.86 seviyesi karşımıza çıkıyor. Ve şimdi bir görüşe yer vereceğiz. Piyasa beklentilerini alacağız. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, Fed'in faiz kararını değerlendirdi. Erbaş, kalıcı enflasyon olmayacağı görüşleri devam edecektir dedi. Şimdi herhalde belli bir süre daha Fed'in görüşü, özellikle başkanın açıklamalarında bu enflasyonun biraz gecikmeli gelmesi, geldikten sonra da yani gelmesinden de kasıt %2'nin üzerinde seyrederek belki biraz daha %3'lere doğru bir yükselişin gördüğümüz zaman, hani burada enflasyon oluşuyor diyebileceğimiz bir zaman aralığı olacak. Bu gerçekleşirken bile bunun kalıcı bir enflasyon olmayacağına dair görüşler devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü yani tamamını yakalayamadım metnin ama burada biraz önce benim belirttiğim, evet, söylediğiniz bir güvercin ya da ne diyelim, hani faiz artışı için çok istekli bir Fed gibi gözükmüyor. Çünkü neden? Yani enflasyon gelecek ama kalıcı olmayacağı için şu anki işte bazı değişen şartlardan oluşuyor. O açıdan bizim politikamızda kısa dönemde bir değişikliğe gitmemize gerek yok gibi bir algı olabilir. Ama burada aynı zamanda büyüme, istihdamda göstergeler güçlü, finansal şartlar destekleyici olmaya devam ediyor. Ekonomik görünüm için biraz önce söylemiştik, yani risklerin devam ettiğini söylese de enflasyon işte o meselesine gelince yani sanki daha böyle oturaklı bir uzun vadeli, yani enflasyonu da fiyatların işte sürekli artan bir fiyat artışıyla isimlendirildiğini düşünürsek sanki bu anlamda bir enflasyon olmayacak gibi bir duruş var. Ama ben şeyi önemsiyorum, yani mesela geçen toplantıya göre biraz daha büyüme ve istihdamda da böyle soru işaretleri vardı. Hatırlarsanız işte işsizlik konusunda hani işini kaybeden insanların tekrar işte iş gücüne katılımı çok uzun yıllar sürecek, belki hiç gerçekleşmeyecek gibi açıklamalar vardı. Görebildiğim kadarıyla evet, söylediğiniz enflasyon kesimi biraz güvercin kalabilir. Ama diğer başlıklar bence bir nebze daha daha önceki toplantılara göre daha bir şahin görüntü izlenebilir. Evet, devam edelim şimdi piyasalardaki hareketlerle. Asya'da bakalım nasıl gelişmeler yaşanıyor bu sabah saatlerinde. Şangay endeksiyle başlıyoruz ve Asya tarafında aslında şu anda Şangay'da %0.17'lik yukarı yönlü bir hareket dikkatleri çekiyor. Yarın bu saatlerde Çin'den PMI verilerini almış olacağız. Bu piyasalar için
önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Ve Asya'nın geneline bir göz atalım. Orada nasıl hareketler var FED sonrasında? Şöyle bir Asya'nın geneline baktığımız zaman orada aslında olumlu seviyeler karşımıza çıkıyor. Hatta Hindistan'da %1'i aşan yükselişler var. Hindistan'daki bu hareketler şu anda bütün dünya Hindistan'ın felaket yaşadığından bahsediyor. İşte koronavirüs vaka sayısındaki anormal artış, bir taraftan hükümetin hiçbir şekilde bir kapanma uygulamaması ve 1.3 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla kontrolü de epey zor olan bir süreç, aşılaması keza öyle. Genelde işte İsrail örneği veriliyor, işte aşılamada çok başarılı oldu diyor ama birinin nüfusu 9 milyon, diğerinki milyar diye ifade edebileceğimiz sayılarda. Dolayısıyla burada tabii ki Hindistan'daki bu birkaç gündür süren yükseliş dikkat çekici. Hong Kong'da neredeyse %1'e varan yukarı yönlü hareketler var. Güney Kore'de 10.000'de 9'luk bir değişim söz konusu. Japonya'da ise işte o geçtiğimiz aylarda 30.000 seviyesini 30 yıl sonra ilk kez aşmıştı. Ama sonrasındaki geri çekilmeyle beraber şu anda 30.000 seviyesinin altındaki hareketler devam ediyor. %0.21'lik bir prim var. Ve geçelim şimdi diğer Avrupa borsalarına şöyle bir bakalım. Avrupa tarafında da dün İtalya haricinde genel olarak yükselişlerle tamamlandığını gördük endekslerin. Londra'da %0.27'lik yukarı yönlü bir hareketle dün tamamlandı. Ve işte Euro bölgesindeki gelişmeler de önemli. Veriler yakından gelmeye devam, izlenmeye devam ediliyor. Bugün Euro bölgesine ilişkin tüketici güveni verileri takip edilecek. Ona birazdan bakacağız günlük veri takviminde. Ancak Avrupa'daki kapanışlar nasıl gerçekleşti ona bir göz atalım. Ana endekslerde Frankfurt, Paris, Madrid işte bunlarda da yükselişler vardı. Stoxx 600 endeksinde sınırlı bir yükselişle gün tamamlanırken ancak orada İtalya endeksleri biraz daha negatif ayrışma içerisindeydi diğer Avrupa hisselerine kıyasla. Ve şimdi de bakalım burada işte Avrupa borsaları tabii ki orada Fed ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyordu ama şöyle bir baktığımız zaman halka açılan şirket sayısında bir artış olduğunu görmek mümkün oluyor. Bunun aslında küresel bir trend olduğunu biliyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki hisse senedi piyasalarındaki listeler en az 20 yıl sonra herhangi bir yılın başlangıcında hem anlaşma sayıları hem de değerleri en yüksek seviyelerde olacak şekilde rekor bir hızla ilerleme gerçekleşiyor. Ekranlara gelen bu grafik Dealogic'in son 26 yılı kapsayan verileri ve bu yıl her biri en az 1 milyon dolar toplayan 875 ilk halka arz küresel olarak perçinlendi. Burada böyle bir şey gerçekleşti. Ve bu rakam 592 şirketin aynı zaman diliminde 1 milyon dolar veya daha fazla float topladığı 2000 yılında dotcom patlamasının son aylarında belirlenen bir önceki rekoru da böylelikle geride bırakmış oldu. Küresel olarak devam edelim şimdi. 2021'deki halka arz edilen gelirler son 26 yılın 21'i için toplamını çoktan aştı. Şu anda da şirketler ve SPAC'ların 2021 yılında halka arz yoluyla 230 milyar dolar topladığını görüyoruz. Ve işte 2000 yılında belirlenen 80 milyar dolarlık bir önceki zirvenin çok daha fazla üzerinde gerçekleşti. Bu da önemli. Ve son olarak bakalım. Diğer grafiğimize şöyle bir baktığımız zaman halka arz gelirlerinde yaklaşık 1/3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde toplandı. Bunu görüyoruz. Goldman Sachs'ın stratejistlerine göre önemli bir soru geçen yıl popülaritesini arttıran ancak son haftalarda anlamlı bir şekilde başlayan SPAC fenomeninde ne kadar gelir çıkacağı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu çalışanları bu ayın başlarında araçlarını halka açmak için kullanılan şirketlerin gelir ve kar projeksiyonlarının daha yakından incelenmesi sözü verildi. Ve sırada bekleyen yeni SPAC listelerinin sayısı böylelikle düştü. Ama şöyle bir baktığımız zaman aslında küresel olarak 2021'deki halka arzlardan elde edilen gelirler son 26 yılın 21'in için toplamını çoktan aştı.
Evet, böyle de bir durum var aslında. Küresel çapta önemli diyebileceğimiz ve yakından takip ettiğimiz, etkilerini izlediğimiz bir gelişme. Peki emtia piyasasında bugün bu sabah saatlerinde nasıl hareketler var? Ona da bir bakalım. Petrol tarafında 64 doları görüyoruz ki bu da aslında uzun zaman sonra görülen en yüksek Amerikan petrol seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. %0,25'lik yukarı yönlü bir hareket var şu an itibariyle. Ham petrole baktığımız zaman. Ve geçelim Brent tipi petrole. Brent'te de 67 dolar 0,2 sent seviyelerini görüyoruz. %0,36'lık yukarı yönlü hareket var. Yani artık yeni güne biraz daha yükselişle başlayan bir petrol piyasası karşımıza çıkıyor. Orada talep tarafı önemli olacak. Petroldeki gelişmeler biraz böyle talep kaynaklı olarak günlük bazda düşüş veya yükseliş gösterebiliyor. Bakalım nasıl gelişmeler olacak. Ve şimdi de altına bakalım. Altının onsu küresel piyasalarda 1784 seviyesinden geçiyor. Buradaki işlemler yatay kalmaya devam ediyor. Ama dün FED sonrasında aslında biraz gevşek para politikalarına devam mesajı geldikten sonra altında yükseliş oldu. Ve dolardaki zayıflama da aslında dün FED toplantısının ardından gelen o dolar endeksindeki geri çekilme de altını destekleyen, altındaki yükselişi destekleyen gelişmelerden bir tanesiydi. İçeriye nasıl yansıyor ona da göz atalım. Gram altın diyelim 470 lira 49 kuruştan el değiştiriyor. %0,27'lik yukarı yönlü bir hareket var altının gramında. Evet, şimdi de günlük veri takvimine bir göz atalım. Bugün hangi önemli veriler yakından izlenecek? İçeride Ekonomik Güven Endeksini takip edeceğiz Nisan ayına ilişkin olarak. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, işte yılın ikinci enflasyon raporu açıklanacak ve hem yurt içinde hem de yurt dışında gözler bu toplantıda olacak. Buradan çıkan mesajlar, yıl sonunda enflasyon beklentilerinde herhangi bir değişiklik yapılacak mı, bir güncelleme gelecek mi veya önümüzdeki döneme ilişkin para politikası seyrine dair bir mesaj çıkacak mı? İşte uzmanlar, analistler bu konuları çok yakından takip ediyor. Euro bölgesinden tüketici güven endeksi izlenecek Nisan ayına ilişkin olarak Almanya'dan ise enflasyon verisini takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek ki bu aslında artık zaten önemli ve her hafta takip ettiğimiz bir veriydi. Ama son iki haftadır pandeminin en düşük seviyelerine gelmesiyle beraber daha da merak uyandırdı. Acaba oradaki o düşüş trendi devam edecek mi? 547 bin kişi artış göstermişti geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman. Ve işte bunun altında gerilemesi ki bir önceki haftada 576 bindi. Bu da olumlu bir seyir olarak karşımıza çıkabilir piyasalar tarafından. Amerika'da birinci çeyrek büyüme verisi açıklanacak ki bu belki de günün küresel piyasalar açısından en önemli verisi. 2020'nin dördüncü çeyreğinde %4,3'lük bir büyüme kaydetmişti ve birinci çeyrekte de %6,5'lik bir büyüme beklentisi var. Bu kadar yüksek bir büyümenin de tabii mali teşvik paketleriyle de desteklendiğinin altı çiziliyor ve bazı uzmanlara göre de bu veri, bu büyüme rakamları işte sanki biraz böyle o mali teşviklerle destekleniyor ve gerçeği çok yansıtmıyor. Dolayısıyla detaylara bakmak gerektiği söyleniyor. Bakalım neler olacak o tarafta. Ve Amerika'da tüketici harcamaları birinci çeyreğe ilişkin olarak orada tabii ki işte büyümeyle beraber takip edeceğimiz bir başka veri olacak diyelim ve devam edelim. Türkiye gündemine bakacağız. İstanbul'da 5 kişi de Hindistan varyantı tespit edildi. 3 hafta tam kapanma öncesi koronavirüs bilim kurulu kritik bir toplantı yaptı ve toplantının ardından yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da 5 kişi de
Hindistan varyantı görüldüğünü duyurdu. Bakan Koca Rus aşısı Sputnik için de ilk kez bir tarih verdi. 6 ay için 50 milyon doz aşı anlaşma anlaşma imzalandığını söyledi. Haberi izleyelim. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir. Covid-19'da mücadele sürerken Türkiye'de ilk kez Hindistan varyantı görüldü. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. 17 günlük tam kapanma öncesi bilim kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili. Aşı programı ile toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak. Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Bakan Koca Rus aşısı Sputnik V için de ilk kez tarih ve miktar verdi. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat Mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır. Sağlık Bakanı Alman aşısı BioNTech için de yeni bir takvim belirlendiğini duyurdu. Aşıyı geliştiren Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Koca yerli aşı için de müjdeli haberi verdi. Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz 2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır. Devam ediyoruz. Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin katıldığı çevrimiçi bir basın toplantısında Türkiye'ye gönderilecek BioNTech aşılarına ilişkin konuştu. Şahin, her şeyin yolunda gitmesi halinde Haziran'da 30 milyon dozun Türkiye'ye sevk edileceğini söyledi. En hızlı şekilde en fazla dozu ulaştırmak istiyoruz dedi. Uğur Şahin duyurdu. Haziran'a kadar 30 milyon doz yolda dedi. BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Doktor Uğur Şahin, Almanya'da çevrimiçi olarak düzenlenen bir basın toplantısında COVID-19 aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye gönderilecek olan aşılara yönelik soruları da yanıtlayan Şahin, her şey yolunda giderse Haziran'da 30 milyon doz aşı sevk etme istediklerini söyledi. Aşıların sorunsuz üretilmesinin ardından Türkiye'ye hızlı bir şekilde mümkün olan en fazla doz aşıyı ulaştırmak istediklerinin de altını çizdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini ifade eden Şahin, Temmuz ve Ağustos'ta daha fazla doz gönderilmesi konusunda istişareler yapıldığını ifade etti. Ayrıca aşının ikinci dozun ardından 7 gün sonra en yüksek etkiye ulaştığına vurgu yapan Şahin, ancak ilk dozu takip eden 1 ila 12 gün arasında koruma sağlamadığını söyledi. Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl gerçekleştirmesini beklediği güçlü büyümeyi 2022 ve 2023 yıllarında da sürdüreceğini öngördü. Banka yayınladığı bir raporda Türkiye'de büyümenin bu yıl %5 olacağını tahmin etti. Dünya Bankası Türkiye'nin güçlü büyümesini 2022 ve 2023'te de sürdürmesini bekliyor. Dünya Bankası Türkiye Ekonomik İzleme raporunu yayınladı. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl %5 büyüyeceği tahmin edildi. 2022 ve 2023 yıllarında da büyümenin %4,5 olacağı öngörüldü. Dünya Bankası Türkiye'nin bütçe açığının da 2022'de %3,1'e, 2023'te %2,6'ya gerilemesini bekliyor. Ortalama enflasyonun ise 2022'de %12'ye, 2023'te %10'a düşmesi öngörülüyor.
ekonomide yeni paket hazırlıkları başladı. Hazırlanan yeni destek paketiyle likidite sıkıntısı çeken işletmelere her ilave istihdama 100 bin liralık kredi imkanı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti ise ilave 5 istihdamla 500 bin Türk lirası olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığına başlandı. Ekonomide mini paket niteliğindeki teklifte 30 Haziran 2021 olarak takvimlendirilen işler arasında kamuda harcama disiplininin sağlanması, istihdamın finansmanına ilişkin başlıklar bulunuyor. Pakette likidite sıkıntısı çeken makro ve küçük ölçekli firmalara yönelik de düzenlemeler yer alıyor. Buna göre söz konusu firmaların istihdama kattığı her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti ise ilave 5 istihdamla 500 bin lira olacak. Finansal İstikrar Komitesi'nin yapılandırılması da ilk aşamada atılacak adımlar arasında yer alıyor. FİK, finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak sistemin risklerini belirleyecek, izleyecek ve yönetecek. Finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. Türk bankacılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. 1 Mayıs'tan itibaren tüm bankacılık işlemleri banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Bu sayede uzaktan müşteri edinimiyle ıslak imzaya gerek kalmadan banka müşterisi olunabilecek. Kimlik tespiti uzaktan yapılacak. Türk bankacılık sektörü dijital bankacılık dönemi için gün sayıyor. 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Uzaktan kimlik doğrulamasıyla ıslak imzaya gerek kalmadan hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bankalar görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Kimlik tespiti sürecinde kişinin yüzüyle kimlik belgesinden yakın alan iletişimi kullanılarak alınan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılacak. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izleyecek. Görüşmelerin hepsi kayıt altına alınıp saklanacak. Bankalar sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakta sorumlu olacak. Müşteri temsilcileri bu konuda özel eğitimler alacak. Yapılan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli iletişimle gerçekleştirilecek. Yönetmelikte şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin de önü açılırken, mevcut bankaların yanında dünyada neobank olarak da adlandırılan yeni bankaların lisanslaması da ilerleyen dönemde mümkün olabilecek. Ve son maddede Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si 11 ile 13 Haziran'da gerçekleştirilecek. Bu haber karşımıza çıkıyor ve organizasyondan yapılan açıklamada bu sezonun takviminde yer alan 7. yarış Kanada Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'sinin dahil edileceği duyuruldu. Açıklamada Kanada'da salgın kaynaklı seyahat kısıtlamaları ve ülkeye girişte uygulanan 14 günlük zorunlu karantina süresi sebebiyle bu yönde bir karar alındığı belirtildi. Formula 1'in başkanı Stefano Domenicali, Türkiye'nin yeniden 2021 takviminde yer alması çok heyecan verici ifadelerini kullandı. Evet, bu haberle beraber biz aslında Türkiye gündemini tamamladık ve şimdi de dünya gündemine bakacağız. FED tabii burada karşımıza çıkıyor. ABD Merkez Bankası FED politika faizini %0 ila %0.25 aralığında sabit bıraktı demiştik. Ve tahvil alım programında da değişikliğe herhangi bir şekilde gitmedi. Sözlü yönlendirmeleri ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğini söyledi FED Başkanı Jerome Powell. Ve enflasyonda geçici artış faiz artışını gerektirmez dedi. Haberin detaylarına bakalım. Amerikan Merkez Bankası Fed faizde değişikliğe gitmedi. Fed oy birliğiyle aldığı kararla politika faizini %0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programının da devam etmesine karar verdi. Aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğinin etkisiyle ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlendiğini belirten Fed, Amerikan ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu yeniledi.
Fed'den yapılan açıklamada enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı vurgulandı. Uzun vadede maksimum istihdam ve %2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığının altı çizilen açıklamada hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi. Fed genel finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği belirtilerek ekonominin gidişatı salgının seyrine bağlı olacak, devam eden halk sağlığı krizi ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor değerlendirmesinde bulunuldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in sözlü yönlendirmelerle ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. Powell, enflasyonun %2'nin üzerinde bir süre kalacağını ve uzun vadede ortalama %2'de kalmasını hedeflediklerini aktardı. Enflasyon bir miktar yükseliş kaydetti ve orada biraz daha ılımlı bir seviyeye gelmeden önce biraz daha yükselmesini bekliyoruz. Çekirdek enflasyonun %2'ye geçmesini bekliyoruz. Enflasyonda hedeflerimize ulaşana kadar da bu para politikaları devam edecek. Faiz oranlarına baktığımız zaman %0 ila %0,25 seviyesinde gelecek gibi duruyor. Ve burada azami istihdam sağlanana kadar ve enflasyon %2 oranına yaklaşıp belli bir süreliğine yalnızca %2 oranını biraz aşarsa o zaman biz burada farklı bir noktaya gidebiliriz. Tahvil alımlarının azaltılmasının konuşulması için henüz doğru bir zaman olmadığına dikkat çeken Powell, enflasyonda geçici artışın faiz artışını gerektirmeyeceğini vurguladı. Fed Başkanı Çin'in dijital yuan üzerindeki çalışmalarla ilgili olarak sorulan bir soruya, bir ülkenin merkez bankası dijital parasını ilk önce çıkarması beni çok endişelendirmiyor dedi. Evet, Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere ile bir ticaret anlaşmasına onay geldi. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ve İngiltere arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmaya onay gelmiş oldu. Parlamento milletvekilleri 5 hayıra karşı 660 evet oyuyla anlaşmayı kabul etti. Avrupa Parlamentosu İngiltere ile ticaret anlaşmasını onayladı. Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda milletvekilleri Avrupa Birliği ve İngiltere arasında gelecekteki ekonomik ve ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı 660 evet, 5 hayır ve 32 çekimser oyla kabul etti. Anlaşmaya göre Avrupa Birliği ve İngiltere menşei kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulamayacak. Taraflar çevreyi koruyacak ve iklim değişimiyle mücadeleye öncelik verecek. Sosyal haklar ve işçi hakları gözetilecek. Bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizmasıyla rekabetin adil ve eşit şartlar altında gerçekleşmesi sağlanacak. Avrupa Birliği ve İngiltere karasularındaki balık stoğu ortak yönetilecek. İngiltere balıkçılık aktivitelerini geliştirebilecek. Avrupalı balıkçıların faaliyetleri ise devam edecek. Taraflar ulaşım alanında adil biçimde rekabet edecek. Avrupa Birliği ve İngiltere vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları koordine edilecek. Özellikle sınır ötesi suç ve teröre karşı işbirliği kurulacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşma için bu uzun bir yolculuğun son adımı. Ticaret anlaşması, hayati ticaret ortakları, yakın müttefikler ve egemen eşitler olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde istikrar sağlayacak dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmanın kabulünü memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Ancak bu olumlu havaya rağmen hala çözülmesi gereken pek çok pürüz var. Fransa ve İngiltere arasında balıkçılık haklarının engellemesi konusunda gerilim yükseliyor. Kuzey İrlanda sorunu, her iki taraf arasındaki ticarette malların nakliyesi, finansal hizmetler, İngiliz ve Avrupa Birliği vatandaşlarının dolaşım hakları gibi tartışmalı konular çözüm sırası bekliyor. Ve İngiltere'de kalmaya devam ediyoruz. İngiltere otonom araçları trafiği çıkaracak ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Yasal düzenlemelerin ardından otoyollarda güvenli otonom sürüş için gerekli altyapı geliştirmelerine başlanacak. İngiliz Ulaştırma Bakanlığı bu yıl sonuna kadar otonom araçların yollara çıkabileceğini belirtiyor. İngiliz hükümeti otonom araçlar için kolları sıvadı. İngiltere, sürücüsüz otomobillerin halka açık otoyollarda trafiğe çıkacağı ilk ülke olmaya hazırlanıyor. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı öncelikle otomobilleri yolda tutmak için sensörler ve yazılımlar kullanan özel şerit sistemini hayata geçirecek.
Ülkenin otoyol ağında iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılacak. Otoyollardaki hız sınırı ise saatte 60 kilometre olacak. Otonom sürüş teknolojisinin yaygınlaştırılmasında ilk ülke olmayı hedefleyen İngiltere, 2035 yılına kadar Birleşik Krallık'taki otomobillerin %40'ının sürücüsüz olacağını öngörüyor. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ülkede otonom araçlar sayesinde de en az 38 bin civarında yeni vasıflı iş yaratabileceğini tahmin ediyor. Otomotiv sektörü temsilcileri bu yıl sonuna kadar otonom araçların yollara çıkacak olmasından memnun. Ancak sigorta şirketleri yasal düzenlemeler ve teknolojik uygulamaların uyumlu olması gerektiğine vurgu yapıyor. Kazaların yaşanması durumunda sorumluluğun kimde olacağı sorusu en önemli anlaşmazlık noktası olarak öne çıkıyor. Sigorta uzmanları, Amerikan elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın araçlarının otonom sürüşteyken karıştığı 20 kazanın soru işaretlerini körüklediğini belirtiyor. Avrupa Birliği yatırım firmaları Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse ve Deutsche Bank'in tahvil ticaretinde kartel oluşturduğunu duyurdu. Bu kapsamda alınan kararlar açıklanırken firmalardan 3'ünün toplamda 26 milyon euronun üzerinde para cezası aldığını, Deutsche Bank'ın ise kartelli ifşa ettiği için ceza almaktan kurtulduğunu duyurdu. Söz konusu 4 yatırım firmasının tahvil alım-satım stratejilerinde gizli anlaşma yaptıkları, hassas bilgileri paylaştıkları ve fiyatları koordine ettikleri belirtildi. Bu tabii ki Deutsche Bank burada biraz diğerlerini ifşa ederek paçayı sıyırmış gibi duruyor. Ama yine de çok büyük bir olay aslında baktığımız zaman. Ve sonrasında Avrupa Birliği'nde yine kalıyoruz. Avrupa Birliği ve AstraZeneca arasındaki tedarik zinciri krizi yargıya taşınmıştı. Brüksel'de görülen ilk duruşmada İngiliz firma taahhüt edilen dozları zamanında teslim etmemekle suçlandı. AstraZeneca'nın avukatları ise birliğe somut bir tedarik miktarı ve tarih vaadinde bulunulmadığını savundu. Bakalım son dönemde işte aşıyla ilgili bu tartışmalar devam ederken neler olacak? Aşı milliyetçiliği diye bir kavram da maalesef girdi hayatımıza. Ve işte zengin ülkelerin burada aşıların çoğunluğunu kendi vatandaşları için önceden satın aldığını, belki de popülasyonlarından daha fazlasını satın aldığını ve diğer ülkelerin biraz bu konuda geride kaldığını gözlemliyoruz. Ve son başlığımızda bakalım dünya gündeminde. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı askerlerin kaleme aldığı bildiri ülkede büyük bir tartışma konusu haline geldi. Macron yönetimini kaosu engelleyememesi durumunda iç savaşa neden olmakla suçlayan bildiriye imza atan askerler hakkında soruşturma açıldı. Bildirici askerlere yaptırım uygulanabileceği de gündemde. Fransa'da iç savaş uyarısı yapılan e-bildiriyi yayımlayan emekli generallere yaptırım uygulanabilir. Paris aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısı yaptığı e-bildiriyi tartışmaya devam ediyor. Generallerin Fransa ordusundaki özel statüsü nedeniyle askeri yaptırımla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Hükümeti vatanseverliği savunmaya çağıran ilk yayımlandığında emekli ve muvazzaf yaklaşık 1000 askerin imzaladığı e-bildiriye imza atanların sayısı bugün 8.396'yı buldu. Buna karşın söz konusu bildiriyi imzalayan askerlere ne tür yaptırım uygulanacağı hükümetin gündeminde. Fransa yasalarına göre emekli generallerin Savunma Bakanlığı'nın emrinde olduğu, ayrıca ihtiyatlık ödeneği aldıkları ve askerlere has ayrıcalıklardan yararlandıkları belirtiliyor. Orduyla organik bağlarını devam ettirmeleri karşılığında emekli generallerden tüm askerleri bağlayan yükümlülüklere uyması bekleniyor. Dolayısıyla emekli generallerin bu şekilde bir metne imza atması yaptırımla karşı karşıya kalabileceklerinin sinyalini veriyor. Aralarında 20 emekli generalle emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı açık mektup kaleme almıştı. Mektupta ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunulmuştu. Ve
şimdi de Londra'ya uzanacağız. Sizler için gerçekleştirdiğimiz bir bant röportajı, söyleşi ekranlara taşıyacağız. AveTrade Araştırma Müdürü Naim Aslan bizimle birlikteydi. Piyasaya dair beklentilerini paylaştı. İzleyelim. Merhabalar Naim, yeniden hoş geldin. Seni burada yeniden ağırlamak çok güzel. Neleri takip ettiğini söyleyebilir misin piyasalarda? Şu an itibariyle neler oluyor? En öne çıkanlar neler? Evet, çok teşekkürler beni ağırladığınız için. Burada birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi tabii ki bilançolarla ilgili gelişmeler ve bu hafta içerisinde teknoloji devlerinin bilanço açıkladığını görüyoruz. İşte Microsoft, Apple, Facebook bunların hepsinin bilançoları tabii ki piyasaların odağında olacak ve diğer temel gelişmeler de var. Bir yandan işte OPEC toplantısı ve tabii ki işte gözler bir yandan da Fed olacak. Evet, piyasalar için hangisi daha önemli olacak? Yani işte Fed mi yoksa işte OPEC toplantısı mı? Ama şu an itibariyle kimse hani Powell'dan farklı mesajlar gelmeyeceği için ne dersin? Burada hala önemli mi acaba Fed toplantısı? Piyasalar ne düşünüyor? Evet, bu çok enteresan bir bakış açısı aslında. Çünkü Fed'in burada ekonomiyle ilgili ne düşündüğü gerçekten çok önemli. Çünkü yeni datalara, yeni verilere baktığınız zaman ekonomik faaliyetlerde gerçekten bir toparlanma var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla yatırımcılar Fed Başkanı'nın bu konudaki görüşünü çok merak ediyor. OPEC'le alakalı olarak da piyasalarda direkt olarak şu an itibariyle bir direkt etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de tabii ki oradaki hareketlerde direkt hisse piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Ve burada özellikle de işte bazı dikkat edilmesi gereken seviyeler olacak gibi duruyor. Evet, örneğin işte takip ettiğimiz veriler arasında ABD'ye ilişkin olarak örneğin işte çok güçlü gelen bir veri oldu. O da dayanıklı mal siparişleriydi. Peki şuna acaba katılır mısın? Şu anda Fed'i herhangi bir şekilde sıkılaştırmaya itmeyecek konu istihdam piyasası mı olacak? Ne dersin? Aynı zamanda son iki hafta içerisinde de iyi haberler gelmeye devam etti haftalık işsizlik maaşı başvurularında. Acaba bu mu? Herhangi bir şey var mı FOMC'yi, Fed'i biraz böyle köşeye sıkıştırmak için, bir sıkılaştırma adımı gelmesi için? Evet, tam olarak buna katılmıyorum. Yani bence şu anda verilen mesajlar da Fed'den herhangi bir şekilde buna hazır olmadıkları, yani bir sıkılaştırmaya gitmeye hazır olmadıkları yönünde. Ve enflasyonda da yükselmeyi çok geçici bir doğayla beraber olması gerektiğini bekliyorlar. Ve orada ellerinde de farklı araçlar var araç kitlerinde ve onları kullanabilirler aslında ekonomide gerekli olduğu takdirde. Peki bilanço sezonu hakkında ne düşünüyorsun? Örneğin işte biz burada Tesla'nın açıkladığını gördük hafta başında ve işte orada karında bir yükseliş vardı ama bu yeniden tabii şu soruyu akıllara getiriyor. Yeniden bir yükseliş var mı? Yani burada gerçekten de şirketin değerlemelerini yansıtıyor mu? Tam olarak nasıl yansıyor acaba bu bilanço sezonu piyasalar üzerine? Evet, şu ana kadar baktığımız zaman ABD'li şirketlerin %25'i açıkladı ve onlar da beklentilerin üstünde bir açıklamayla geldiler. Hisse başı rakamlara baktığımız zaman ve işte S&P 500 hisselerinin de %84'ü hisse başına beklentileri aştı ve biz son yıllarda böyle bir şey görmedik ve en son finansal kriz seviyesinde bunu zamanlarında bunu görmüştük ve tabii ki bu bilançolar açısından da hem bu hafta hem önümüzdeki hafta gerçekten çok yoğun olarak gerçekleşecek ve bu noktada da işte %84 oranından bahsettiğimiz zaman şirketlerin bu kadarının pozitif açıklaması gerçekten de çok iyi ama işte şu ana kadar
çok iyi bir çeyrek olduğu gibi duruyor. Tesla örneğin işte bu hafta başında açıklamıştı ve yatırımcılar da orada belki bazı endişeler duyuyor olabilirler. Tedarik zincirinde bir sıkıntı olabileceğine dair veya işte düşük marjlar burada biraz endişe yaratabilir. Ama tabii bu yarışta biraz da artan rekabet onu çekici kılmaya devam ediyor. Peki mesela piyasalar nasıl bir etki gösteriyor? Mesela işte çiple ilgili sıkıntılar var, çip kıtlığından bahsediyoruz. Piyasalar buna nasıl tepki veriyor? Bu sadece aslında bir arabada değil, bir tost makinesinde veya çok daha farklı alette de karşımıza çıkabiliyor buradaki sıkıntılar. Dolayısıyla çiplerle ilgili bu arz sıkıntısına ilişkin olarak neler söyleyebilirsin? Evet, gerçekten de yatırımcıların bu çip kıtlığıyla ilgili olarak da yarı iletkenler konusundaki kıtlıkla alakalı olarak endişeli olduğunu görebiliriz ve bu da tabii ki işte yarı iletken sektörüne hisselerini biraz aşağı yönlü etkiliyor, baskılıyor. Ama bu bir sistemik risk değil şu anda. Piyasacılar şu anda aslında önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunun çözülebileceğini düşünüyor ve dolayısıyla özellikle de ekonomi tamamen açıldıktan sonra taleple beraber daha canlanma olacak beklenmesi var. Peki sence piyasaların şu anda böyle dikkat etmesi gereken herhangi bir sistemik risk var mı? Bence yok. Çünkü bu bütün işte gelişmelere baktığınız zaman örneğin işte çip kıtlığı tamamen koronavirüsle alakalı. Ve tabii ki onun koronavirüsün ekonomi üzerindeki, küresel ekonomi üzerindeki ekonomiyle alakalı. Yani işte Çin tarafına baktığımız zaman orada belki iyi bir durum var ama Hindistan'daki durum çok daha kötüye gidiyor. Yani şu anda küresel çapta bir Hindistan'a da yardım eli uzatılıyor gibi duruyor. Ve bol sayıda aşı ve işte tıbbi malzemeler Hindistan'a yönlendiriliyor. Yani işte orada ekstra olarak ek oksijen tüpleri olsun bu gibi yardımlar var. Ve dolayısıyla önümüzdeki aylarda biraz daha toparlanma görebiliriz. Ama bence Hindistan tarafından şunu görmedik. Mesela hiçbir zaman orada kısıtlamalar tam kapanma gerçekleşmedi. Bence bu gerçekten şart bir durum. Ama bunun yanı sıra ABD'ye baktığımız zaman işte çok ciddi oranda bir popülasyonu, nüfusu aşılamayı başardı. Ve belki de işte şu anda konuşmalar gerçekleşiyor toplum içinde maske takmak zorunda olmayacağınıza dair. Evet, bizim için biraz daha oraya gelmek için yol var gibi duruyor ama tabii ki dünya çapından böyle haberler almak gerçekten güzel. Şimdi Euro-Dolar'la alakalı olarak beklentilerini de almak istiyorum. Şu anda işte dolar endeksinde 90'lı seviyelerde çok böyle yatay bir seviye görmeye devam ediyoruz gibi duruyor. Peki sence bu acaba bir stabilizasyon gerçekleşti mi? Yani acaba bunu bir artık yatay bir seyir gerçekleşiyor diyebilir miyiz? Bence euro dolar tarafına baktığınız zaman hiç şüphe yok ki burada dolar endeksindeki güçlükten gerçekleşti ve burada işte euro dolar paritesinde de aşağı yönlü bir baskı oluştu ama yine de şuna inanıyorum ki 1.19 ile 1.20 arasındaki seviyeler şu an itibariyle piyasacıların yakından takip edeceği seviyeler ve onun dışına çıktığı zaman işte yeniden trend geri geldi diyebiliriz. Ve işte dolar endeksi de tam olarak gerçekten de biraz aslında bütün dünyadaki olan gelişmelere bağlı olarak değişecek gibi duruyor ve Fed politikaları burada önemli olacak ve burada en önemli temel gelişme özellikle de işte burada önümüzdeki hafta çok önemli gelişmeler olacak. Özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o tarım işi istihdam gibi. Peki
belki de Avrupa piyasalarına dair bir şey aktarabilir misiniz? Çünkü işte farklı şekilde virüslerde değişim var ve Almanya tarafında da bazı gelişmeler var. Yani orada farklı farklı durumlar oluyor ama mesela işte İtalya'da da azalttığını görüyoruz. Orada işte Almanya'da, Fransa tarafında yeniden yukarı yönlü hareketler var. Ama bence pozitif tarafta hala işte Avrupa Merkez Bankası'ndan büyük oranda bir yardım gelmesinden dolayı kaynaklanıyor. Ama eğer Fransa'ya bakarsanız Emmanuel Macron işte açıklamalarda bulundu. Ve işte burada Mayıs'la Haziran arasında yeniden o aşağı yönlü hareketler olabileceğini söyledi. Yani bunu tabii ki bakalım neler olacak. Gerçekten de bu Fransa'da restoranların açılması nasıl takip edecek? Burada bu da piyasaları tabii ki biraz daha yukarı yönlü söylüyor. Çok teşekkürler katıldığın için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi ise piyasalara dair içeriden bir görüş alacağız. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onur Can Bal bizimle birlikte. Onurcan, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, dün Fed'i takip ettik. Nasıl buldun? Sence böyle en öne çıkan mesajlar neydi? Heyecansız bir toplantıydı, nitekim öyle gerçekleşti ama piyasalarda nasıl tepki verdi vadeliler açısından ve Asya tarafından bakınca şu anda? Tabii ki. Dünkü FED toplantısında hani faiz oranlarında veya varlık alımında herhangi bir değişim beklenmiyordu. Bu taraf tamamıyla piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Ancak bu söylem dilinde hani bir miktar ufak ufak şahinleşmeye yönelik ufak ibareler de olsa değişimler bekleniyordu. Ve yani bu yönde endişeler vardı diyelim daha doğrusu. Ama hani burada Fed'in açıkladığı hani karar metninde de devamında Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarda da oldukça güvercin tonu korunduğunu gördük. Son dönemdeki söylemlere benzer söylemler geldi. Fed Başkanı Powell burada sözlü yönlendirmeyle birlikte ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini, hala daha önemli riskler olduğunu, işte istihdam tarafında özellikle hala da ekonominin salgın öncesi seviyelerin çok çok daha gerisinde olduğuna dair daha güvercin mesajlar ön plana çıktı. Bu değerlendirmeler, mesajlar sonrasında, yani oldukça güvercin tondaki mesajlar sonrasında dolarda değer kayıplarının yaşandığını gördük. FED öncesinde bu bahsettiğim hani tabii ki net bir şahin duruş beklenmiyordu ama biraz az da olsa çok sınırlı miktarlar, belki cümle aralarında ufak şahinleşmeler olabileceğine dair endişeler Amerika oynadığı taahhüt faizlerinde yukarı çekmişti. Dün bu durum hisse piyasasına dalgalı bir seyir neden olmuştu. Ancak FED sonrasında Amerika oynadığı taahhüt faizlerinde biraz daha geri geldiğini gördük. Bu sabah daha olumlu. Evet, Onur Can Bal bizler için değerlendirdi. Herhangi bir değişiklik beklenmediğini söyledi. Az sonra kendisinden yine gelişmeleri alacağız. Ama şimdi Onur Can, bir de şeyi de danışmak istiyorum. Bugün enflasyon raporu da açıklanacak. Ona dair beklentilerin neler acaba? Evet, Onur Can Bal bizimle bir teknik aksaklıktan dolayı devam edemiyoruz. Bir haberle veda edelim. İngiliz kraliyet ailesine yakın kaynaklara göre kısa süre önce eşini kaybeden Kraliçe Elizabeth görevlerinden çekilmeye hazırlanıyor. Tüm kritik sorumlulukları ise Prens Charles'ın üstlenmesi bekleniyor. Bu haberle veda edelim. Yarın sabah 7'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth görevlerini bırakıp emekliye mi ayrılıyor? Geçtiğimiz günlerde eşi Edinburgh'daki Prens Philip'i kaybeden 95 yaşındaki kraliçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basını bu kez Prens Philip'in ölümünün kraliyet ailesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu yazdı. Kraliyete yakın kaynaklara dayandırılan haberde, İkinci Elizabeth'in kraliyet görevlerinden el çekeceğine işaret edildi.
Kraliçenin görevlerini ise oğlu Prens Charles'ın üstleneceği aktarıldı. Veliaht Prens Charles, 99 yaşındaki babası Prens Philip'in ölümünün ardından 11 Mayıs'ta parlamentonun resmi açılışında da annesine eşlik edecek isim oldu. İngiliz basınına göre Prens Charles'ın oğlu 38 yaşındaki Prens William da bundan böyle tıpkı babası gibi kraliyet işlerinde daha fazla yükü omuzlayacak.